Toplayayım kardeşler. Allah bize bu hayatı vermiş. Ne kadar muazzam işte bak. Havamı alıyorum. Nereye gitsem geçenlerde Fransa'daydım. Havam yanında Fransa'daki hava acaba Fransa havasıdır. Nasıl bir hava değil? Allah'ın havası. Nereye gidersek Allah'ın havası. Efendim İngiltere'ye gittim. Hava aynı. Hollanda'ya gittim. Aynı. Allah Allah. Neden? Her taraf Allah'ın. Her taraf Allah'ın. Hatta Almanya'da bir oturuyordum. Balkonda arkadaşlarla baktım. Ay dedim bu ay bizim Türkiye'deki ay mı acaba? Ne yapayım da başka ay mı? Doğru söylüyorsun hakikaten. Tabii ya. Dedim ben balkonda oturuyorum böyle karşımda. Kaç bin kilometre geldim yine karşımda. Bu ne demek? Bu ne demek kardeşler? Bu demek mucize demek. Demek olmayacak bir şeyin olmadığı mucizedir. İşte bu mucizedir. Her an mucizelerin içindeyiz. Fakat biz onun farkında değiliz. Bu kulağın duyması mucizedir kardeşim. Bu bir ettir bak, et, et. Esan sesi, tren sesi, telefon sesi, forma sesi, inek sesi, sinek sesi, anamın sesi, babamın sesi, kedi sesi, köpek sesi, at sesi. Bir anda duyuyor. Bir anda bak, et parçası. Bu da et. Kapat gözünü, burnuna getirsinler. Ben üniversitede böyle anlatıyorum, üniversiteye gidiyoruz. Bahçesinde böyle kızlı erkek oturmuş, ha ha ha, iyi iyi, arkadaşlar, her delikanlı kızı almış yanına. Gidiyoruz tabi onlar da bizim evlatlarımız. Ne diyeceğiz onlara? Allah cezanızı versin. Cehenneme kadar yolunuz var. Öyle diyemeyiz. Onlar da dünya masum geldiler. Biz onlara öğretmediğimiz için ahirette kaldılar. Hatırlıyorum yanımdaki bir arkadaşımla beraber. İnsanları en ziyade tahrik eden meraktır. Meraklandıracaksın adamı. Yoksa kendilerine yanacağım. Kafir, zındık, o da sana yobaz, dur teşhirler, hiçbir şey halledilmez. Yanındaki arkadaşa dedim ki, Mehmetçin, şu burnuma çok hayret ediyorum. Herkeste bir burun var ya. İşte Allah Allah, herkes bana açma burnuna ne var ki? O kadar senden hayret etmedim falan. O da diyor ki, abi neyine hayret ediyorsun? Ya ne kadar harika bir şey be kardeşim. Bir et parçası, kapat gözünü bir gelsinler, getirsinler. Ne bu? Elma, armut, sucuk, pastırma, börek, çörek, çay, kahve, kavun, karpuz. Ne bu kardeşim? Kessen 100 gram gelmez. İzmir kadar bir burun olsa yapay burun, bunun yaptığını yapamaz. Ta bakıyorum gençler böyle. Kızım bir pimpon oynuyordu böyle kaldı. Bir elinde raket, bir elinde top. Tabii baktım ki merak var, tak ayağa kalktım. Öyle değil mi gençler? Çok doğru kardeşim. Kulağa geldik bak et parçası. Bütün sesleri birbirinden ayırt ediyor. Ne kadar harika bir şey. Bu da harika, bu da et. Kavunu su üst tarafına bak ki bir tat almaz. Mehmet Altar'a bunu geçen anlatın uçaklar. Adam beni çok çarpıcı bir söz. Mehmet Altar'a dedim. Televizyon programı. Profesör. Dedim bak Mehmet Bey. Sen almışsa şunuz kavunu. Hiç tadını almıyor. Ağzını çıktı. Çok tatlı bir kavun getir. Neye göre? Ağzına göre. Kavunun tadını takdir etmek aklımıza geliyor da ağzımızın tat alma duygusu aklımıza bile gelmiyor. Sanki o ağzımızın kendi malımızmış gibi aklımıza gelmiyor. Ama birinin hatırına getirdiysen o zaman düşünmeye başlıyor. Doğru ya diyor. Bak diyor bunu bugüne kadar düşünemedik falan. Böyle saatlerce üniversitelerin bahçesinde böyle ders yapıyoruz. Biz de kafeteryasına giriyoruz. Kafeteryada. Şimdi ben onlara desem arkadaşlar, işte namazını gençler, kızlar bacaklarınızı açmayın. Ya bunlar genç. Genç bunları, genç. Bunları duydular çoktan beri. Yeni bir şey getirsen, onların merakını cezbedecek yeni bir şey anlat arkadaşlar. Duyduk onları çoktan beri. Duyduk onları. Onları çok duyduk. Küllü cedidün leşiz diyor. Her yeni lezzet verir. Bir yeni bir şey anlat sen. Yeni bir şey anlat. Onları çoktan beri milletimiz, halkımız duydu. Faik Turunpaşa anlatır. Faik Turunpaşa. Bu adam Kore'ye gitmiş. Bir zamanlar İstanbul'da. Belediyesi adaylığını koymuştu. Kazanamadıktan mısınız? İstanbul Sıkıntı Başkanı 71'de. Biz bu adamla bir ara şey beraberimiz oldu. Dedi ben dedi Kore'ye gittik. Dedi. Kore dedi şeyde kılacağız dedi. Bayram namazı kılacağız. Kurban bayramı namazı ama şimdi 5000 kişiyi birden imha edebilirler. Nerede kılacağız, nerede düşünüyoruz falan. Cenab-ı Allah bir bulut gönderdi, bir sis gönderdi. Namaz kılacağımız o belde tamamen karardı.
Hiçbir yerden göremezsin. Cenab-ı Hak özel bir karartma yaptı dedi. Biz de namazımızı kıldık. Bir tane genç hocayı dedi, çıkardım hutbeye çıktı. Enişte muhterem kardeşlerim, bugün kurban bayramına bulaştık. Her kurbanlar şöyle olur, işte boynuzunun yarısı kırık olursa şöyle olur, yürüyemeyecek kadar topal olursa kesilmez, kulağının yarısından fazlası olursa kurban olmaz, bunları anlatıyor. Klasik şeyler, her sene duyuyoruz bunları. Şöyle bunları anlattı indi. Çağırmış hocayı, evladım demiş, biz zaten kendimiz kurbanız burada. Hiçbirimiz kurban kesmeyeceğiz. Sen niye bunları anlattın demiş, niye bunları anlattın? Niye böyle mantıksızlık yaptın demiş. Ha? Var mı orada kurban kesecek? Yok. Sen şöyle anlatacaktın. Sevgili kardeşlerim, biz her ne kadar yabancı bir ülkede isek de bizi buraya gönderen devletimizdir. Biz devletimizin dediğini yaparız, onun için buraya geldik. Yoksa o derse ben gitmem, öbürü ben gitmem, yabancı devlet. O zaman devlet olmaz, birlik olmaz, mahvoluruz. Sen burada şehit ölsek de memleketimizde şehit gibiyiz. Hiç merak etmeyin. Biz o millette gönderildik. Bunları anlat da Herat'ın kuvve-i maneviyesi yükselsin. Konuşulan söz bir ilçe yarasın. Klasiklik kardeşlerim. Bu klasiklikten kurtulalım ya. Hani millet, insanımız, gençliğimiz yenilenmek istiyor. Yeni yeni şeyler duymak istiyor. Ben saatlerce orada konuştum. Anlattım. Bir kişi kalkıp da itiraz etmedi. Sadece çok imansızlar vardı orada. Komünistlikle zehirlenmiş talebelerden. Bazı kalkıp çıkıp gidiyordu böyle. Protesto eder gibi. Gidiyor öbür taraftaki kafeteryaya. Ya diyor ki dinci gelmiş acayip konuşuyor. Yok kavunu suratına söylesen tat almaz. Ağzına götürürsen tat alır. Yok telefonu kuluna götürürsen ses gelmez. Kulağına götürürsen ses alır ancak. O da delik, bu da delik. Niye buradan ses gelmiyor da buradan geliyor? Ya bayağı nerede? Falan yerde. 15 kişi geliyor. Adam meraklı. Ulan böyle bir şey duymamış adam bugüne kadar. Burnuna telefon, kulağına bilmem ne. Adam geliyor, dinliyor, hayret ediyor. Bir kişi gidiyor, 15 kişi geliyor. İnsanımızın kafası çalışıyor. Bu asırdaki insanların kafası çalışıyor. Geçmiş asırda insanların kalpleri çok çalışıyordu. Kafaları az çalışıyordu. Bu asırda insanın kafası çok çalışıyor. Kalbi az çalışıyor. Cin fikirli. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bizim kitapları okuduğumuz anlıyor. Eskiden insanların kalbine girerdik, sonra dimağa gidilirdi. Fakat bu asırda dimağdan dalacağız, sonra kalbe gireceğiz. Şimdi adam demidir yanıkta, bana kanıt getir diyor. Yani sevgili kardeşlerim. Biraz da şuradan bir yere ben size okuyacağım inşallah. Daha beraber okuyacağız. Ya, 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 ya. İçinizden soru sormak isteyenler varsa soru sorabilir. Yirmi üçüncü sözün ikinci mefasının dördüncü nüktesi sözler uçmaz. Zâli Nur Külliyatı tefsirinden. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Nazik ve nazenin çocuklar baktı. Çok yedim, karnım acı, susadım, çok susadım, çok susmuştum. Böyle nazenin nazik nazlar çocuklar vardı. Çık kırıldım derler halk arasında. Biz öyleymişiz bak. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Sağında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çocuk evde en güçlü ama en güçlü olur. Bucaktan bucağa gezer. Şşşt! Çocuk uyuyor. Ben eve giriyorum. Selamun aleyküm diyor matura. Çocuk uyuyor. Halbuki ben de yatıyorum. Benim yattığım zaman süpürge makinesi çalıştırıyor. Ulan diyorum kapat şunu. Ne yapayım bir dakika bana. Bak bizden korkmuyor ama çocuktan korkuyor. Çocuğun uykusu bozulacak diye ödü patlıyor. Nedir bu? İşte o çocuk gücünü gösteriyor herhalde. Ben acizim ama diyor. Beni bakmak mecburiyetinde siz. Çok enteresan bir şey kardeşim. Keşiftir bu. Keşif. Öyle mi? He? Zaafında büyük bir kuvvet
ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Ne olmuş? Bize hizmetkar olmuş. Koca koca mahluk bir ses, koskoca inek, 10 yaşında çırık sahibi. Böyle hayvan derde duruyor ya, bak duruyor. Eğer Cenab-ı Allah ineği de kedi gibi yaratsaydı, doktor diyor ki senin kaşıntılarına 5 gram kedi sütü lazım. Doktor bey nereden bulacağız? Bulacaksın arkadaş. Doğurmuş bir kedi, onun memesini hafif hafif sıkacaksın. 5 gram fazla değil. Ya parçalar bizi. Komşuları da çağır. Ben denedim. 7 kişi kediyi sağlıyor. Birisi yastık kafasına bastıracak. Biri kuyruğunu tutacak. 4 kişide birer bacağını yakalayacak. Bir de sağacak. Sakın. Parçalar bunlar. E düşün şimdi Allah aşkına, peygamber aşkına, insan aşkına, insan aşkına. Allah keçiyi de koyunu da ineği de kedi gibi haşin yapsaydı kim süt içebilirdi? Hadi git aslanı sağa. Ama Rabbimiz ayette şöyle diyor. Yasin suresinin son sayfasının son ayetlerinde diyor ki ve zellelnâha, onları ben zelil yarattım diyor. Ve zellelnâha lehum feminhâ rekûhüm, onların bir kısmına binersiniz. Erkut demek erkek, binek demek, eşek demek değil. Bir binek, Arapça. Rekûhüm ve minmâ ye'külûm, bir kısmını da yatır, keser, etini yersiniz. Ve de nâfi'û, bazılarının derilerinden, yüklerinden menfaatlanırsınız. Ve meşârik, sütlerini içersiniz. Efela yeşkıl. Bana teşekkür etmeyecek misiniz? Bunu Almanya'da içinden anlattım. Araplar da vardı camide böyle yapıyor şimdi. Ondan sonra hemen ne yapayım bu? Delemiş. Hemen şahit. Efela yeşkurun. Arap Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sonra bir daha tekrar anlattı. Kedi meselesini anlattı. Bunu anlayamamışlar da. İşte böyle kardeşler. Cenab-ı Allah bize bu kadar kolaylıklar lütfetmiş. Ya yüzünü tavan tepesinde yaratabilirdi. Kirazı şeftali Selvi'nin kafa tepesinde yaratabilir. Hadi be Mehmetciğim çık be. Ya nasıl çıkacağız kardeşim? Ne baksınacak yeri var, ne tutulacak yeri. Ama öyle bir şey de yaratıyor ki. Elinden de koparabiliyorsun. Merdivenden de geçebiliyorsun. Yani nedir bu? Hem rahim, hem hakim, hem kerim. Şimdi kerim olur da hakim olmaz. Hikmetsiz olur. Adam çay tepsisini getiriyor, eğiliyor bir de alalım diye. Alın çayınızı, tabana da otursa. Ne kadar saçma bir şey olur değil mi? İşte Cenab-ı Allah hem rızkı veriyor, hem kerim, hem rahim, hem de hakim. Hikmetli veriyor yani. Bunları görmemiz lazım. İşte bunlar kainat kitabıdır. Kainat kitabıdır. Kur'an bize zamanlı kainatı okumaya teşvik ediyor. 1000 seneden beri bu tarz bir ders verilmeye çıkardı işte. 1000 seneden beri. Hep İslam anlatılmış. İslam'da aile, İslam'da iktisat, İslam'da komşuluk, İslam'da ticaret, İslam'da şu, İslam'da bu. İman anlatılmamış. Halbuki ben hem müminim hem Müslümanım. İmanın 6 şartına iman ederim, İslam'ın 5 şartını da yaparım. Öyleyse Cenab-ı Allah namazı insanlara emrediyor. Kime emrediyor? Müminlere emrediyor. Ya eyyühellezine amen, akimus salat. Ey iman edenler, namaz kılınız diyor. Ya eyyühennas, akimus salat demiyor. Ey insanlar namaz kılınız demiyor. Ey iman edenler namaz kılınız diyor. Ne anlıyoruz biz buradan? Demek ki namaz kılabilmek için sağlam bir iman lazım. Adam Ramazan'da kılıyor, bayramda bırakıyor. Ceketi asar gibi. Olmadı. Neden? İmanı kuvvetli olsa bırakmaz. Sen kimden kaçıyorsun arkadaş? Kimden kaçıyorsun? Geçen gün bir genç benim tanıdığımın bir oğlu gelmişti de böyle dedim otur teravih kılacağız ben gideyim falan dedi. Nereye gideceksin? Zaten kılacaksın teravih. Ben teravih kılmıyorum dedi. Neden? Sünnet olduğu için. Dedim bu kadar insan teravih kılıyor bak bu kadar gençler. Neden kılmıyorsun dedim. Nefsime zor geliyor dedi. Öyle mi?
Sen kimsin be dedim. Ya kimsin sen? Bu kadar insan burada namaz kılıyor, bu kadar gençler. Bak senden genç olanlar var, senden yaşlı olanlar var. Bunların hepsine zor gelmiyor da, sana mı zor geliyor? Düşünsene bir kere, buradaki insanların çoğuna verilmeyen dünyevi imkanları Allah sana vermiş. Babası çok zengindi, ona epey mal bıraktı, efendim miras bıraktı. Bu insanların çoğuna verilmeyen Allah sana vermiş. Sen ona secde etmekten kaçmışsın. Kimsin sen dedi. Çocuk şöyle bir bıraktı, baktı. Doğru abi dedi, kılayım dedi. Kıldı namazı, oturdu, sohbet ettik. Sonra dedi abi çok dedi, iyi yaptın dedi gerçekten. Benim nefsim çok az kılmaşmaya başladı dedi. E tabi canım, nefis tabi namaz kılmak istemez. Nefis ne ister? Nefis yemekleri ister. E namaz kılmak ister. Çünkü nefsin karakterinde namaz kılmayı istememek var. Karakterini değiştirecek nefis. Ben bu kadar sene namaz kılıyorum. Yine istemiyor kılmak için. Ama bana zor yapıyor. Tamam. Güzel. Şeye gitti. Bir kardeşimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Cemaatimize gitti. O da böyle kitapları dinlemekten. Abi diyor, adam 39-40 yaşında kaynıyor. Ben diyor, hayatta diyor ne çarpanlamam bile cenaze namazını kılmadım. Çünkü bilmiyorum dedi. Sonra meseleyi anladı, anladı. Böyle sohbetlere gidiyor akşamları. Abi diyor bir gün baktım sabah her insan okunuyordu. Hiç hayatımda ben insanı duymadım sabah ki. Zaten 3'e 4'e kadar dolaşıyor oradan burada. Gece gece yatıyor. Nasıl duyacaktı? Tabi sohbetlere gelmeye başladı. Artık o yolu terk etti ya. O yolu terk edince uyumaya vakit kaldı. Uyuyor tabi. İstirahatını ediyor. Ezan Allah'a bekliyor. Uyanıyor. Konuşması da biraz farklı. Ne dalga tabi bu ya demiş. Ben bu ezanı hiç duymadım falan. Biraz durdum diyor. Yine yattım. Ertesi gün Allah'a bekler. Allah Allah. Ulan var mı onda bir dalga dedim diyor. Yine yattım. Üçüncü gün. Tak lan dedim namaza. Tak. Sohbetlere gidiyorum. Namaz kılacaksın. Camide dibinde atlasam minareyi tutacağım. Kalkarsın. Hakikaten. Hocamız sonra yaptı. Onun vardı. Cami yapıldı orada. İzmir'de Murat Reis camisi. Gideniz varsa gidin. Atlasam diyor balkonda minareler tutacağım diyor. Şimdi camiye gideceğim ama diyor korkuyorum. Hocacığım ki bu kadar zaman gelmedim. Ne geldim? Kadın kimse. Bilmiyor ki İslam'daki terkiyi, İslam'daki şefkati kardeşliği bilmiyor. Ne yapayım diyor, kalktım diyor, baktım. Cemaat diyor, pencereden görmüyor, saf diyor. Ben de kendim o safa aldım diyor. Onlar Allah'a bilmem, ben de Allah'a bilmem dedim diyor. Ne okuyacağımı bilmem, bir şehadet getirdim diyor. Yarın bana beş yıl verdi lan. Başka bir şey yok diyor. O kadar üzüldüm, o kadar sıkıldım, o kadar ezildim ki diyor. Ah olan alçak dedim. Bu kadar sene her naneyi öğrendin, her alçaklığı öğrendin. Namazı öğrenmedin şerefsiz, yat. Hain, kal. Salim secdeye. Böyle diyor, yattım bir kere kal. Ulan dedim diyor, böyle namaz mı olur? Sabahleyin gittim ben namaz hocası aldım. Bizim Şükrü Halar'ı dediniz. Baktım diyor kitaba, altı ayda öğrenemem. Şimdi nefis diyor ki, neyse sen oku öğren, sonra kılarsın. Bunu bana mı çıkar? Secdeye alış. Secdeye alış. Böyle kardeşimiz dört dörtlük Müslüman oldu yani. Hemen dedi Allah rahmet eylesin. Öyle, öyle kardeşler. Neler var ya? Cemiyetimizde ne delikanlılar var. Meseleyi anlasalar var ya. Böyle adamda mangal gibi yürek var. Hani bazıları var. Ezan okuma dese polis okumayacak. Böyle adamlar var. Kocalarımızın için. Korkuyor, korkuyor. Vallahi korkuyor. Öyle delikanlılar var ki bugün canını her şeyini feda eder. Ama antrenörünü bulamamış kalbim. Hep yamuk adamlara takılmış. Oralarda gidiyor hayatı, oralarda gidiyor. İşte böyle delikanlıları bulmak, muhakkakları anlatmak, onlara yığılmak bizim vazife-i asliyemiz. Ben kahvelere giriyorum. Beraber arkadaşlar. Herkes. Ziyaretinize geldik. Camide namazı kılıp sizi göremedik. Herhalde evde kılıyorsunuzdur. Siz camiye gelmezseniz, biz kahveye geliriz arkadaşlar. Biz kardeşlerimizi terk edemeyiz. Nasrettin Hoca'ya ne işler gösterdi, keramet. Göstereyim demiş, ne göster? Getir şu dağı buraya. Dağ demiş, gel buraya. Tabii dağ gelir mi? Dağ gelsene ya. Gel, sen gelmezsen ben gelirim. Siz camiye gelmezseniz, biz kahveye geliriz. Başlıyoruz konuşmaya, anlatmaya. Emin olun,
10 dakika sonra o kahve Kur'an kursu gibi oluyor. Kağıtları böyle masanın altında bir şey. Ya insanlar, kim düşünün sevgili kardeşlerim? Şu anda Allah aşkına. Bizim geçenlerde bir akrabamızın doğumu vardı. Gittik mecburen hastaneye. Bir baktım bir sürü insan var. Ya bir sürü yolcu gelecek. Yolcu gelecek. Sanki havaalanında bekliyor. Ulan demek ki her akşam böyle. Bütün dünyayı düşünelim şu dünyayı küre yarısı. Günde 700-800 bin kişi dünyaya geliyor yeni. 800 küsur bin kişi geliyor. 700 küsur bin kişi gidiyor. Büyük bir ithalat ihracat potansiyeli var. Şimdi şu bu kadar şey gidiyor. Yerdeki bir üretim. Şimdi bu çocuklar geldiler buraya. Peki biz bunlara din, iman, Kur'an, ahlak, İslamiyet, peygamber öğretmezsek ne olacak bunlar? Geldiği gibi kalacak. Diğerleri öğretiyor ama. Diskotek açmış, meyhane açmış, kumarhane açmış, kafe açmış, bilmem ne açmış. Yazmış adam cehennem kafe. Gördüm geçenlerde. Kütahya'nın Gediz ilçesinde. Cehennem kafe diyor. Hakan bu akşam neredeyiz? Cehennemde bekliyorum seni. biz bunlar cehenneme gidecek yolu gösteriyorlar. Biz Allah'ın yolunu göstermezsek ne olacak? Allah var ya, yandık öbür tarafta. Kur'an-ı Kerim diyor ki, bilenler de bilmeyenler bir değildir. Sıradan bir vatandaş da şu hocam bir değil. O çok şey biliyor. Eğer bildiğini anlatmazsa öbür tarafta hesabı çok zor verir. Ben de öyle. Bilenler de bilmeyenler bir değildir. Ne hususta? Şerefte de bir değildir. Fazilette de bir değildir. Mesuliyette de bir değildir. Hesapla hesap. Allah bize bu kabiliyetleri vermiş. Konuşacağız. Ben 69 yaşındayım. 70 yaşındayım. 20 yaşında delikanlı gibi enerjim var Allah aşkına. Bütün dünyayı geçiyorum. Allah'ın izniyle. Niye? Hasiten bu. Sütüm yok, yumurtam yok. Kereste olmam. Saçımdan çorap görülmez. Bir işe yaramıyorum. Bari bir işe yarayayım. İşte bu bizim işte böyle. Başa göre tıraş. Biz de öyle yapıyoruz. Şimdi bu da ayrı bir konu, ayrı bir mesele bu da, ayrı bir formül. Değişik bir formül bu. Değişik bir formül. Mesela ben geçen defa dün daha uçakta ders yaparak geldim. Rize'ye gitmiştim, cenaze vardı. Geldim, taraf ders yaptık, millet dinledi. Hostes diyor ki ben diyor işte tabii niye dedim. Ne dedi tansiyonun düşüyor falan. Allah senin tansiyonunu tutar dedi. Hiç merak etme. Sen orucu tut, Allah da senin tansiyonunu tutar. Deneyeceğim dedi, dene dedim. Al telefon numaramı, düşerse tansiyonun bana haber ver. Tamam dedi aşamca. Dedim bak ölüm var, mezara gireceksin. Üstünü örtecekler toprakla. Pencere yok, kapı yok, yandın. Allah'ımla görüyor gibi. Ya, biraz önce dedim bir bayan cenazeyi gördük, yerine koyduk, oradan geliyoruz. Ölüm insanı korkutur, hizaya getirir. Neden? Yolda baktığın araba çarpmış, ölüm olayı yoksa adam geçiyor. Ama bir iki tane cenaze yerde varsa şoför artık frene basacağına gaza basıyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ekfirû zikre hâdimül lesâ evkemâka tatları acılaştıran ölümü çok zikrederiz. Tatları acılaştıran ölümü çok zikrederiz. Açilû bissalâti kablen fert yazıyor camide. Kapıdan girerek aziz şerif. Acilû bissalâti kablen fert. Namazı kaçırmadan önce kılmaya acele ederiz. Öbür duvarda da yazıyor. Ve acilû bittevbeti kablen mert. Ölüm gelmeden önce de tevbe etmeye acele ederiz. Şu anda fırsatımız var. Ama biraz sonra bakarsın bir şey gelir, tak gittin. Adam anlatıyor. Burası benim. Bu arsayı yeni aldım. İşte bu 8 kat sıvaları yapıyor. Şurası da benim. Şurası derken vay zavallı vay. Kendim bile kendim değilim. Ben bile benim değilim. Benim neyim olabilir? Ya. Öyle diyor Rabbimiz Kur'an'da. Ya eyyühel insan ma garreke bir rabbikel kerim. Ey insanoğlu seni Rabbine karşı aldatan, gururlandıran nedir? Neyine gururlanıyorsun?
Neyin var senin bu dünyada? Günahlarından başka hiçbir şey yok. Onun için fefirru ilallah diyor. Rabbim bana firar edin diyor. Fefirru ilallah. Firar etmek istiyorsanız bana firar edin diyor. İçkiye firar etme. Kumara firar etme. Başka bir semte firar etme sıkıntın, derdin, üzüntün, stresin varsa Allah'a firar et. Adam buradan kalkıyor Almanya'ya gidiyor. Sığınıyorum ona. Mülteci diyorlar. Sığınmacı diyorlar. Gördüm ben onları. Şimdi devlet istiyor diye bir bak mesela adam öldürüyor burada. Sabancı öldürdü kız. Gitti vermiyorlar. Biz mahkemeye çeşmiyorlar. Vermiyorlar. Devlet istiyor koskoca Türk devleti. Osmanlı'nın devamı olan bir devlet. Verin onu diyor. Veremeyiz diyor. Devlet otoritemize ters düşer. Beş paralık bir devlet kendisine sığınanı vermiyor. Biz Allah'a sığınırsak Allah bizi verir mi? Vermez. Ama biz sığınmasını bilmiyoruz. Bizim sığınmamız yalancıktan, şahitlikten. Allah'a tam sığınacağız. Tam teslim olacağız. Bak sen o zaman. Dünya neymiş? Ne oluyormuş? İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bu saat 1935'te Eskişehir Mahkemesi'nde öyle diyor. Başımdaki saçlarım kadar başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı zındıklara eğmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş, ehli zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Silah dediğim bu işte. Bu adamı teraziye koysan 50 kilo gelmez. Ama baksana imana bak bir sefer. Ne diyor? İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Okumuş. 19 defa zehirlemişler. Öldürmemiş Cenab-ı Allah. Öldürmeyen Allah öldürmez. Adam uçaktan düşüyor, ölmüyor. Değil mi? Uçakta asılı kaldırma metrinden deriz. Ölmedi, dar ağacın öldü. O da ağaç, o da ağaç. Allah bu maliken mülk. İstediğiniz tanı, istediği şey, istediği gibi yapar. Hiç kimse ona hesap soramaz. O hepinize hesap sorar. Bunu iyi düşünmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Mesela onun talebelerinden Tahir-i Mutlu diye bir ağabeyimiz var. Hani sahabe var, tabi'in var ya. Sahabeden duyanlar ne diyorlar? Tabi'in diyorlar. Sahabe peygamberi görene, tabi'in de göreni görene. Biz sahabe olamadık ama tabi'in oluruz. Çünkü onun talebelerini gördük. Daha da görüyoruz. Tahir-i Mutlu diye bir abimiz vardı. Çok mübarek. O dedi ki bir gün üstadımızla oturuyorduk. Yuvanın üzerinde. Talebeleri de vardı. Kalktı karşı duvara gitti. Gitti orada durdu. Bir müddet geldi oturdu. Birimize dedi ki şu termosu bana getirin bir su içeyim. Zehirlemişler ya. Hep zehirlenmiş. İğnekten yemeğine zehir attırmışlar. Tabii içi yanıyor zehirlendiği için. Hep soğuk su içiyordu. Suyu içti. Dedi ki ben dedim oraya gittim orada durdum. Niçin gittim biliyor musunuz? Ya dedim işte üstadım. Biz davet ettik gitti orada durdum. Ben oraya su içmeye gittim demiş. Fakat ne için gittiğimi unuttum. Ama 30 sene evvel yazdığım bir kitabı bugün aynen yazarım. Aslına bakmadan. Demek oluyor ki Allah bizi bu hizmette istihdam ediyor. Kullanıyor. Bizi çalıştırıyor. Biz kendi fikrimizden, zekamızdan, marifetimizden bu hizmeti yapmıyoruz. İşte oraya gittim, su içeceğimi unuttum. Hani derler ya, sen daha akşam ne yediğini bilmezsin. Yani bunu gösteriyor ki bu saat bu hizmeti doğrudan doğruya Allah'ın inayeti, ikramı, rahmeti olarak kabul ediyor ve cemaatine de öyle söylüyor. Ve yine diyor ki bir yerde ben kuru çubuk hükmündeyim. Bir kuru çubuk. Nasıl ki o kuru çubuk, asma çubuğu o salkımları sallıyor. Öğrenemez kendi kendine. Ben sana üzümler veriyorum görüyorsunuz değil mi? İncecik bir çubuk salkımlar sallanıyor. Nasıl ki o çubuk o salkımları vermekle gururlanamaz, fakirlenemez, kendini methedemez. Çünkü o salkımları o takmadı. Allah taktı oraya. O bir çubuktur. Ne kökünde tat var,
Ne dalında tat var, ne çubuğunda tat var. Üzüm bal gibi. İşte bunu görürsek perdeler açılacak. Gel mesekete gidersin. Nasıl ki o çubukta övünmeye hakkı yoksa, benim de bu kitapları yazmak, yazmaktan övünmeye hakkım yoktur. Ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Bir tane daha anlatayım. Şimdi bu zatı malumunuz 1925'te Van'dan aldılar. Şeyh Said isyanı, Şeyh Said fasisi olmuş. O da Said, bu da Said. Çoğu böyle Şeyh Said ile bu zatı Said Nursi'yi karıştırır. Bazıları dinleyerek karıştırır, bazıları gülerek karıştırır. Şeyh Said 1925'te idam edildi. Said Nursi 1960'ta 23 Mart gece saat 2.30'da Urfa'nın İpek Palas Oteli'nin 27 numaralı odasında vefat etti. Milimi milimine biliyoruz. İşkembe-i Kübra'dan konuşmak yok. Şeyh Said ben Said-i Nursi'yi karıştırmışlar. Halkın kafasını karıştıranlar değil. Şimdi bu zat da Şeyh Said mektup yazıyor. Senin diyor şartta gücün var, kuvvetin var. Gel yardım et bize. Dinsiz bir rejim geliyor, dini tanımayan bir rejim geliyor. Biz ona karşı çıkalım. Cevaben diyor ki, bin seneden beri İslam'ın bayrak tanrını yapan ve çok evliyalar yetiştiren bu milletin evlatlarına kılın çekilmez. Siz de çekmeyiniz, teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet tenvir edilmelidir. Tenvir ne demek? Aydınlatılmalıdır. Milletimiz irşad edelim. Allah'ı tanıtalım diye cevap gönderiyor. Tabii Şeyh Said olayları nasıl olmuş gelişmiş tam bilmiyorum. Tabii öyle bir hareket oluyor. 100.000 kişi asıldı o zaman. Asıldı. Tabii Bediüzzaman Hazretleri de Van'da Erek Dağı'nda mağarada. Ahir ömrümü diyor mağarada geçirecek. Hep mesela Sonuncu Baba olsun. Bütün böyle zatlar çilehaneleri vardır. Ben de o çilehanede hayatımı geçireceğim. Ama dedir şimdi çilehanede değil. Çileyi başka türlü çekeceğiz. Hapishanede çile çekeceğiz. Sürgünde çekeceğiz. Mahkemede karakolda çekeceğiz. Bu asıl değişik. Geliyorlar. Bu da sahiptir. Bu da şartlıdır. Bu da ikinci bir hareket yapar diye oradan alıp Burdur'a getiriyorlar. Burdur. 1925. Şimdi sonlar 26'nın başı. Orada 6 ay kalıyor. Nur'un ilk kapısı diye bir kitap yazıyor. Hatta oranın valisi Maraşal Fevzi Çakmak geliyor o zaman Divan Harbi ve Komutanlığı'nın genel askerliğin genel başkanı, genelkurmay başkanı. Diyor efendim bu Said Nursi kanunlara itaat etmiyor. Burada da din dersi veriyor. Siz din dersi vermeyin dediniz. Burada da başladı din dersi vermeye. Hem Said Nursi muhterem bir insandır, müstakim bir insandır. Ondan zarar gelmez, buna itaat edin diyor vali. O kadar söyleyemiş. Ondan sonra Bediüzzaman'ı oradan alıp Sarp'a getiriyorlar. Tabii onlar burada kök geçmesin diye yapıyorlar. Kader de ne yapıyor? Kulun burasını aydınlattın, biraz da orayı aydınlattın. Bir müddet Isparta'da kalıyor, olmadı. Barla'ya getiriyor. Barla'da kuş uçmaz, kervan geçmez, yolu yok, yoklamıyor. Eğridir gölünden kayıkla getiriyorlar. Bir merkebe bindirip o şimdiki ev işte o gördüğümüz resimlerde görmüşüm. Orada ikamet ediyor. İki tane talebesinden başka kimse yanına sokulamıyor. Tabii sebebi onlar kimseyi sokmuyorlar ama kader de bunları rahatlıkla yazabilmesi için ona imkan tanıyor. %70'i bu kitaplar 6 yıl sahibi. %70'i yazılmış. Sene 1935. Bir yay kara, ooo Said Nursi devletiyi, temelini, nizamını falan bir yay kara, gazeteler, meşya falan. Mahkeme 11 ay ceza veriyorlar. İdamla yargılanıyor, 11 ay ceza. Diyor ki hakimlere, bu 11 ay ceza at hırsızına verilir, kız kaçırana verilir, ben bu cezayı kabul etmiyorum. Bana idam vereceksiniz veyahut da müebbet, böyle bir cezaya ben tenezzül etmem. Ya da ben de özür dileyeceksiniz. Demek ki. Oradan Kastamonu'ya gönderiyorlar. Tabii Kastamonu'da halk ya bir evliya gelmiş de bir mübarek gizal şöyledir, böyledir. Ya falan halk arasında konuşuluyor. Enteller arasında konuşuluyor.
Eşraf arasında konuşuluyor. Tabi vali de bunu duyuyor. Mithat Altı o zamanın valilerinden. Yahu demiş ne olsun durduracağız bu adama biz falan. Bir formül düşünüyor. Bütün oranın entellerini, zenginlerini, kalbu üstü olanlarını valiliğe davet ediyor. Sizlere bir çay partisi vereceğim diyor. Topluyor. Valinin konferans salonuna Sayın Muhsin de çağırıyor. Yani onların bu sorunda ıslahda hakaret edecek. Sen mi geldin buraya? Şu bu. Niyeti o. Ve bir zaman kapıdan girerken bir nara atıyor. Mithat! Ölümle bizim aramızda ince bir perde vardır. O da kalkarsa hiçbir şey kalmaz diye o kapıdan giriyor. Öbür kapıdan çıkıyor. Mithat sekeratı küfe düşüyor. Kalkamam içerinden. Ne yaptı Mithat? Ne yaptı? Bedir Samal'ı tanıttı. Allah yapar, kullar şaşar. Şimdi imansız gazeteler basıyor. Yakalandı muhçular kitapları ellerinde falan. Duymayan millet uyanıyor. Vay be diyor sözler. Asa-i Musa. Şu ağlar, vay be şu adet hadisi yaptılar galiba diyor. Falan. Böylelikle halkımız ne oldu? Uyandı. Biz öyle uyandık işte. Böyle duyarak uyandık. Bu peygamberimiz zamanında da şöyleydi sevgili kardeşlerim. Şimdi hacca nasıl? Şimdi hac nefsini var. O zaman da vardı gene hac nefsini. Nasıl? İçerek tavaf ediyorlardı. Karılarla, kızlarla hem içiyorlardı hem Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Ya olur mu böyle bir şey? Olmaz mı ya? Bugün de oluyor. Adam sünnet yapıyor. İçki içirtiyor. Bir taraftan sünnet yapıyor. Bir taraftan içilmemesi farz olan şeyi içiriyor. Buyur. Müskürat. Ha? Müskürat içiriyor. Müskürat içiriyor. Allah'ın yasak ettiği içkiyi içiriyor. Öbür taraftan adına da sünnet diyor. Ya diyor hocalar da gelmişler. Bekle hocama gel oku mevlidini defol git. Arkadaşlar bekliyor. İçkiler bozlukta. Gelmişler agalar. Ya ne zaman gelecek hoca? Gelmedi. Gelmedi ya. Nereye? Görüyorum ben böyle yapmışlar çok gördüm. Biz de dalıyorsun erkekler ama nasıl dalıyoruz biliyor musun? Böyle ki dalıyoruz ki onlara o içkiyi haram ediyoruz. İçittirmiyoruz ya. O artık o içki orada içilmesi mümkün olmayan bir hale geliyor. Allah'ın izniyle. Bir ekip olarak gidiyoruz. 60 kişi, 4 minibüs. Bir çıkarma yapıyoruz oraya. Kardeşimiz diyoruz işte şimdi. Böyle imani, dini, Kur'an'a uygun bir sünnet yapacak. Öyle değil mi parlak filan derken. İşte oku kardeşim bir aşk-ı şerif oradan başlıyoruz Hafız Sinduk Davul Lisesi'yle. İşte efendim İslam'ın ilk emri oku. Sonra ben tebessük edin sünneti. Benim sünnetime tebessük edenler güç şehrin sevabını alır. Şimdi bu kardeşimiz böyle imani, Kur'an'ı, dini bir sünnet yapacağından 100 şehrin sevabını alacak. Zaten millet de gelmiş öyle bir ofsayda düşmüş millet. Çünkü biz 60 kişiyiz. Zaten biz hakim olmuşuz cepheye. Şimdi onlar böyle duruyorlar. Ondan sonra biraz sonra davulcular geliyor. Adam kalkıyor davulculara gidiyor. Diyor mevzu değişti. Alfa'yı gitti. Allah bereket versin. Mesela böyle kalmışlar. Başka sorusu olan var mı? Sorabilirsiniz ya serbest dursun. Şenol Bey senin var mı sorun? Yok. İyi. Bütün geçmişlerimizin ruhları için. Tamam. Bütün imanın erbabı için. Bu kitapları çok zor şartlarda yazan üstadımızın ruhu için. Elfatiha.